bakımını yaptıktan yaklaşık bir ay sonraki açmış olan narları, çiçekleri görüyorsunuz. Şimdi tekrardan bir bakım yapacağız. Önceki bakımını da zaten göstermiştim. Şimdi narımızı güzelce bir içini böyle deşiyoruz, çapalıyoruz yani. İçindeki bu çıkmış şeyler, otlar falan, bunların ölmesi gerekiyor. Yanına da bir tane de reyhan ekmişiz. Ondan sonra acaba bunun içerisinde ne var? Şimdi narın köküne neler koymuşuz onu anlatacağım size. Narın bundan önceki bakımında narımız gelişmemişti. 7-8 tane nar tutmuştu zaten. Ondan sonra narımızın toprağını değiştirmedik ama içerisine ekstradan topraklar ekledik. İçerisine hayvan gübresi, torf, ondan sonra çay koyduk. Ondan sonra muz kabuğu çürütüp koyduk içerisine. Yumurta kabuğu koyduk. Yumurta kabuğu onun kalsiyumunu dengeliyor. Muz hem fosfor düzeyini, sodyum potasyum dengesini düzenliyor. Hayvan gübresi de zaten gereken bütün besinleri içerisinde barındırıyor. Narımızın şu anki hali, şimdi çapasını yaptık. Zaten çok zorlu bir şey değil, basit bir şey. Hemen temizliğini yaptık. Ondan sonra cama sulanmaya hazır şu an. Narın toprağının içerisine kum da koyduk. Bunu yapmamızın nedeni narın toprağının çok sert olmaması gerekiyor. Suyu geçirgen olması gerekiyor. Yani verdiğimiz su kısa sürede aşağı inmesi gerekiyor. Eğer su biriktirirse nar gelişmez ve kuruma meydana gelir. Narımızın şu anki görünümü. Şu an yüzlerce nar tutmuş. Thank you.